Her şey oldukça masum bir istek gibi görünmüştü. Babasına kapıyı kaldırması ve onu montelemesi için yardım edecekti. Elizabeth Fritzl, babası Joseph Fritzl'ı yıllardır evin altına inşa etmeye çalıştığı bodrumun derinliklerine doğru takip etti. Tarih Ağustos 1984. Elizabeth bodruma doğru indi. Babasıyla beraber kapıyı taktılar. Annesi o gün çalışıyordu, evde değildi. Ve bodrum katı tamamlanmıştı. Elizabeth yukarı çıkmak için merdivene doğru yöneldi. Fakat bir anda ağzını ve burnunu bir bez parçası sardı. Bu son derece zalim ve canavarca bir planın korkunç bir başlangıcıydı. Elizabeth, babasının yani Joseph Fritzl'ın o bodrumu onu kitlemek için inşa ettiğini nereden bilebilirdi? Ve o bodrumda tam 24 yıl yaşayacağını. Öncelikle size canavar babadan yani Joseph Fritzl'dan kısaca bahsetmek istiyorum. 1935 yılında Avusturya'da doğdu. 1956 yılında karısı Rosemary ile evlendiler. Emekli bir elektrik mühendisiydi. Çevrede bazı mülklerden kira geliri elde ediyordu. Bu olay yaşanmadan önce 1960 yılında tecavüzden dolayı 1,5 yıl hapis cezası almıştı. Hapisten çıktıktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmişti. Olaya devam edelim. Elizabeth'in ortadan kaybolmasının ardından annesi Rosemary polise kayıp raporu verdi. Daha sonra Joseph Fritzl polislerle iletişime geçti. Kızından bazı mektuplar aldığını, mektuplarda Elizabeth'in evden kaçıp arkadaşlarıyla yaşamaya gittiğini söyledi. Mektupları polise gösteren Fritzl polisleri kandırmayı başarmıştı. Sonraki 24 yıl boyunca Joseph, kızı Elizabeth'i evin altında kilitli tutmaya devam etti. Onun yaşaması için gerekli malzemeleri bodruma getiriyordu. Yemek, tuvalet kağıdı, hatta televizyon bile vardı bu eşyalar içerisinde. Bu 24 yıl içinde Elizabeth sayısız tecavüze maruz kaldı. Esaret altında bulunduğu yıllar içinde tam 7 kez hamile kalmıştı. Yıllar geçiyordu. 1994 yılına geldiğimizde Elizabeth tam 10 yıldır orada kapalıydı. Ve orada doğurduğu iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Güneş ışığının ne olduğunu asla bilmeyen iki çocukla. Üçüncü çocuğun doğumunun ardından Joseph, zindanın genişletilmesine izin verdi. Elizabeth ve çocukları çıplak elleriyle çalıştırmaya başladı. Onlar için yeni odalar inşa etti. Onlara yeni televizyonlar, radyolar, hatta kaset çalarlar almıştı. Bu süreçte Elizabeth çocuklarına okuma yazmayı öğretti. Bazen canavar Joseph Fritzl onları cezalandırmak için onlara yiyecek vermezdi. Hatta bazen elektriklerini bile keserdi. Kafanızda birçok soru işareti oluşmuş olabilir. En basiti, aynı evde yaşayan anne bunların nasıl farkında değildi. İlk olarak sonradan polisin de keşfedeceği üzerine bodrum katı tam bir sığınak gibi inşa edilmişti. Ses geçirmesi imkansızdı. Aynı zamanda Joseph karısına şiddet uyguluyordu. Ona bodruma girmemesini söylemişti. Bu yüzden karısı bodruma inmeyi aklından bile geçirmemişti. Joseph yıllar boyunca Elizabeth adına sahte mektupları karısına göndermeye devam etti. Mektuplarda dini bir tarikata katıldığı ve hayatından mutlu olduğu yazıyordu. Kızının sağlıklı ve mutlu yaşadığını düşünen Rosemary hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. İkinci bir soru da yıllar geçmesine rağmen neden Elizabeth ya da çocuklar kaçmayı denemediler? Zaten psikolojilerinin böyle bir durumda normal olmalarını bekleyemeyiz. Aynı zamanda Joseph onlara odanın sadece dışarıdan açılabileceğini, içeriden bir zorlama takdirinde bütün evi patlatacak bir düzenin olduğunu söylemiştir. Polislerin araştırmaları bunun sadece bir tehditten ibaret olduğunu ortaya çıkaracaktır. Fritzl'ın kayınbiraderi Christine'e göre Joseph her sabah 9'da bodruma inerdi. Karısının ona kahve getirmesine bile izin vermezdi. Yıllar geçmişti. Elizabeth, canavar Fritzl'ın 4. çocuğunu doğurmuştu. Aşağıda yer kalmadığını gören Joseph o çocuğu aldı. Evden bir sabah gizlice çıktı ve gece geç saatlerde döndü. Kucağında bebeği gören karısı şaşkındı. Joseph, Rosemary'e Elizabeth'le görüştüğünü söyledi. İyi olduğunu, fakat artık bu çocuğa bakamayacağını, o yüzden sizin bakmanız gerektiğini söyledi demiştir. 1996 yılında Elizabeth ikiz doğum yaptı. İkizlerden Michael, 66. saatte annesinin koynunda nefes güçlüğünden dolayı öldü. Diğer ikiz de Joseph, Elizabeth tarafından gönderilmiş bir çocuk sıfatıyla üst katı almıştır. Elizabeth daha sonra iki doğum daha yapacaktı. Tacizler ve tecavüzler yıllarca daha devam etti.
19 Nisan 2008'de Elizabeth'in büyük kızı Kirsten baygınlık geçirdi. Elizabeth babasına onu kurtarması için yalvardı. Ve Kirsten 24 yıl sonra ilk defa dış dünyayı görmüş oldu. Kirsten bir ambulans aracılığıyla hastaneye götürüldü. Daha sonra Joseph hastaneye geldi ve Kirsten'i annesi Elizabeth tarafından yazılmış bir notla beraber evin önünde bulduğunu söyledi. Sağlık personeli Frisell'in hikayesinin bazı yönlerini inandırıcı bulmadı. Polise haber verildi ve polis Elizabeth'in kayıp davasını tekrar açtı. Frisell, Elizabeth'in evden kaçıp bir tarikata girdiği yalanını tekrarladı. Kirsten'in tedavisi devam ediyordu ve aynı zamanda polis de araştırmalarına başlamıştı. Joseph ise tekrar bodruma indiğinde Elizabeth'in yalvarışlarına dayanamadı. Diğer oğulları Stefan ve Felix de çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastaneye götürmeyi kabul etti. Ve hastaneye gittiğinde Frisell gözaltına alınmıştı. Polis evlerine gelmişti. Şüphelinden bodrum katı açıldı. 24 yıl sonra Elizabeth ve dış dünyayı hiç görmemiş çocuklar serbestlerdi. Elizabeth hemen ifade vermeyi kabul etti. 2 saat boyunca esaret yıllarını anlattı. 2008'de 73 yaşında olan Frisell 26 Nisan'da tutuklandı. 29 Nisan'da DNA testleri Frisell'in bodrumdan çıkan çocukların biyolojik babası olduğunu kanıtladı. Polisin keşfettiğine göre Frisell onları serbest bırakmanın planlarını yapıyordu. Onları sözde üye oldukları tarikattan kurtaracak ve bir kahraman olmaya çalışacaktı. Bununla ilgili mektuplar bunu kanıtlar nitelikteydi. Mahkeme süreci 16 Mart 2009'da resmi olarak başladı. Frisell zaten tutuklu olarak parmaklıkların ardındaydı. Duruşmanın ilk gününde Frisell kendi yüzünü mavi bir klasörün arkasına saklamaya çalıştı. Frisell tüm suçlamaları kabul etti. 19 Mart 2009'da Frisell şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Frisell hala da cezasını çekmeye devam ediyor. Mahkemeden sonra Elizabeth ve 6 çocuğu Kuzey Avusturya'da ismi bilinmeyen bir köye taşındılar. Çocuklar ve Elizabeth uzun bir süre tedavi gördüler. Gazetelerin yazdığına göre köy halkı Elizabeth'i sık sık alışveriş yaparken ve araba kullanırken görüyorlarmış. Halk onlara sıradan bir aileymiş gibi davranmış ve onları aralarına almıştır. Olayın ardından evini koruması için görevlendirilen korumalardan biriyle Elizabeth arasında bir ilişki başlamıştır. Mayıs 2017'de Joseph Frisell soyadını Meyerhof olarak değiştirdi. Bunun nedeni hapiste sürekli diğer mahkumlardan dayak yiyor olmasıydı. Kendisiyle ilgili son bilgi Nisan 2019'da geldi. Söylenenlere göre Joseph'in sağlığı kötüye gidiyormuş ve artık yaşamak istemiyormuş. Frisell davası olarak adlandırılan bu olay gerçekten insanlığın gördüğü en korkunç ve iğrenç olaylardan biri. Joseph gibi bir canavar şu anda parmaklıkların arkasında. 24 yıl boyunca işkence çektirdiği kızı ve çocuklar ise iyileşmeye devam ediyorlar.